Sen de bana dedin ki çok iyi Avrupa'yı duruyor dedin. Öyle bir şey demedim. Yalan söyleyenin. Kanıtla. Yalan söyleyenin. Kanıtla. Yok ya, değişine bak. Sen birazdan girecek. Kim başlıyor? Karar verin. Evet. Buyur. Fatih abi. Lütfen. Birazdan lütfen. Karıştırsana. Lütfen başla. Ben karıştırsana Atakan. Değişti sorular. Yine verdi. Fatih Yasin'in yemek yiyişini göm gelse değil mi? Aramızda da. İnsan çok. Ben heyecanlandım. Kalp krizi geçirdiğimde ne olacak? Karşındakinin gruba verdiği bir zararı göm. Ben zarar vermem. Çok riskli sorular. Karşındaki kişi Fatih Yasin gruba zarar şu yönle veriyor. Bazen çok fevri davranabiliyorsun. Oo! Vallahi neler diyor? Ama bir dakika, cevap yok. Evet, cevap yok. Çok fevri davranabiliyorsun. Ve bir şey söylediğimiz zaman özellikle Bilal'le ben ya da Bilal... Senle yok, ben söyleyeceğim. İki kişi söylediği zaman kabul ediyorsun. Okey. Ama mesela ben olmadığım zaman ve ikiniz konuştuğun zaman mesela Bilal'le veya Bilal'le Fatih'le ben olup Bilal olmadığı zaman şöyle şey olabiliyor. Mesela sen onu direkt öyle olmaz, şunu yapamayız ya, boş ver, salla gitsin falan filan diye şey yapıyor. Ama iki kişinin kararına boyun eğiyorsun. O özelliğin güzel ama tek kişinin kararına saygı göstermiyorsun. Bu bazen zarar verebiliyor grubumuza. Karşındakinin son 10 tweetinden birini göm. Son 10 tweetin değil, attığın bütün tweetleri gömebilirim ben sana. Ne yaptım ki ben? Genel mi gömeceğim? Genel olarak. İnsanlık namına ne kadar çıkarımız varsa çıkaralım. Bunun neyini gömecek? Bir anne bir kızın ilk en iyi arkadaşıdır. Herkes çok havalı. Sen ne yapıyorsun? Birilerini yürümeye mi çalışıyorsun? Yok. Evet. Kız düşürme taktiği ise eğer bu, çok başarılı ilerliyorsun. Eğer bir kız düşürme taktiği değilse Google'da görmüş olduğun bütün sözcükleri Google'a taşımış, Twitter'a taşımış olman çok başarılı gibi gözükse de... Söz hakkı veriyor musun? Hayır. Tamam, konuştuktan sonra. Çok başarılı gözükse de Twitter'da görmüş, yani atmış olduğun bütün tweetlerin Google'dan kopyalanmış olduğunu düşünüyorum. Yani normalde tweet atmayı bilmeyen bir adam ve hiçbir şekilde cümle kuramayan bir adam olduğunu düşünüyorum Twitter'da. Oo, sen yani o tweet atamıyor da cümle kuramıyor mu demek istedin? Ne anlarsan. Ha, iyi tamam. Atakan Özyurt'u 6 yıldır tanıyorum. Twitter'da yeri geldiği zaman kendi karakterinin hiç dışına çıkmayan, kendine profil oluşturmaya çalışan bir adam ama hiçbir şekilde iyi bir tweet atabildiğini düşündüğüm bir adam değil. Zaten kendisi ister bunun farkında olsun ister olmasın ama bok gibi tweetler atıyorsun. Gerçekten okumaya değerli. Sezaklı var mı? Yok. Google'dan merak alıntı ya. Yaptığını söyledi ya, mesela bir tane tweetimi okuyayım. İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır. Parantez içinde şöyle bir şey yazmışım. Pekgüzelsözler.com'dan alıntıdır. Ha, alıntılamışsın ben işte. Ben alıntıladığımı oraya yazıyorum. Referans veriyor. Referans veriyor adam. Tamam, doğruymuş abi. Ama ayrı, karşındakinin tipini göm göm. Boyuma gömme lütfen. Boyunu zaten konu almıyorum. Chatte bile yazıyorlar Fatih görünmüyor diye. Ne de görünmüyor. Fatih, tipin bir kışkırtma kere yok saç kesimi... Efendim? Diyor chat. Ne yok mu? Kışkırtma. Tamam, bir kışkırtma. Ha. Şu an oluyor zaten galiba. Fatih, tipin... Kanka şöyle bir şey var. Kendini gerçekten benden yakışıklı zannediyorsun. Ama bu konuda ciddi. Bu konuda ciddi. Şu an cevap veriyorum. Gülerek de cevap vermiyorum. Gülerek cevap vermiş oluyor muyum? Tabii. Özür dilerim, gülmüyorum. İkincisi, saç kesimin gerçekten çok kötü. Bunu sen de kabul ediyorsun zaten. Bunu yüzüne vura vura Bilal de söylüyor. Çünkü aramızda saç kesimine, şuna buna en fazla değer veren, önem veren kişi Bilal olduğu için. Bilal aslında benim yorumumdan ziyade Bilal'in o anki yorumu daha çok böyle beni ikna ediyor. Bilal sana her defasında saçın bok gibi olmuş dediği zaman ben zaten buna okey veriyorum. Saç kesimin senin genel tipini etkiliyor. Saç kesimin kötü olduğu için tipini de kötü etkiliyor. Bir gün saç kesimin güzel olursa tipin de iyi olur. Ben saçımı kestirdikten sonra Bilal'e dedim ki bu saç nasıl olmuş? Hatta söylemeden önce, sormadan önce. Bilal dedi ki
bunu kim kesti? Bok gibi kesmiş dedi. Evet. Sen de bana dedin ki çok iyi Avrupa'yı duruyor dedi. Öyle bir şey demedim. Yalan söyleyenin. Kanıtla. Yalan söyleyenin. Kanıtla. Kanıt isterim. Karşındakinin yaratıcılığını öv. Atakan Özyurt sosyal medya tarihindeki bu zamana gelmiş, geçmiş en iyi ve en yaratıcı adamdır. Bunun aksini iddia eden karşıma gelebilir ve karakter olarak Atakan Özyurt ne olursa olsun hiçbir şey yapmasa bile suratıyla güldürebilen tek adamdır. Karşındakinin YouTube'daki performansını göm. YouTube videosu çekerken çok erin geçsin. Video bazen hızlı hızlı bitsin diye düşünüyorsun. Video aralarında yemek yedikten sonra üstüne bir ağırlık çöküyor. O ağırlık çöktükten sonra gidiyorsun 2 saat uyku uyuyorsun. Sonra videoya devam ediyorsun ve bu videonun enerjisini düşürüyor. Bu özelliğinden nefret ediyorum ve bu özelliğim bence videolara da yansıyor. Bu özelliğinden vazgeç. Karşındakinin diğer meslektaşlarının davranışlarını göm. Meslektaşlarına davranışlarını göm. Drama oyuncuları yani. YouTuber. YouTuberlar. Diğer YouTuberlara karşı çok fazla egoist olduğumu düşünüyorum. Biraz daha anlayışlı ve o çerçevede ilerlemek zorunda olduğumu düşünüyorum. Çünkü geldiğin yer Anadolu ve Anadolulu bir adam olarak devam etmenin gerektiğini düşünüyorum. Karakter olarak diğerlerinden kendini çok fazla üstün olduğunu ama üstün olduğunu düşündüğün için çok daha iyi başarılı olamadığını düşünüyorum. Karşındakinin bugüne kadar yaptığı bir açıklamayı öv. Fatih'in bir sözü var. Boş yaşamak için çok çalışmak lazım diye bir cümlesi vardı. Bu cümlen çok hoşuma gitmişti. Bu cümleni övüyorum yani. O cümle çok güzel. Boş yaşamak için çok çalışmak lazım. Karşındakinin olaylara bakış açısını göm. Bilal, bir kere sen yaşından dolayı kendinin bizden daha çok bildiğini düşünüyorsun. Hani bazen bir konu konuşuyoruz mesela. Dur 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 falan yapıyorum. Mesela bu senin kendi mesela olgun. Evet, olgunsun ama şöyle bir şey var. Biz de mal değiliz yani, anlatabildim mi? Şey yapabiliyoruz yani, bazı konularda bizim de fikirlerimiz var ve senin bu fikirlere bazen saygı duymadığını düşünüyorum. Ve bu fikirlere saygı duyman gerektiğini yani kesinlikle ve kesinlikle sonuna kadar sana söylemek istiyorum bunu. Karşındakinin tipini göm öv. Göm. İster göm, ister öv. Onda çirkin sempatikliği var. Para mı konuşur yani? Yani böyle bazı kadınlar çirkin erkek sever ya. Evet. Yakın zamanda Nesin Cevatzade dedi ya çirkin erkek seviyorum diye. Mesela onun sevdiği çirkin erkek sen, ben de sensin yani. O zaman yazayım mı ben Nesin Cevatzade? Yazabiliyor, sen yaz. Diyem kutuna bak. Bence o tip sensin yani. Evet. Bence özel bir tipin var. Sıradan bir tipin yok. Eyvallah. Ben bu şeyleri seviyorum. Karşındakinin en son ilişkisini öv. Bilal Ancı sosyal medyada ve normal real hayatta ilişkisine dair hiçbir şekilde konusu geçmeyen bir insandır. Ama ben yakınında olduğum için herhalde ilk defa bunu burada söylemiş olacağım. Bilal Ancı'nın ben bir ilişkisine şahit oldum herhalde, değil mi? Evet. Bir ilişkisine şahit oldum. Ve Bilal Ancı gerçekten büyük aşıksın sen. O kıza bayağı bir bağlanmıştın herhalde sen. Evet, onu hissettim ben. Evinden çıkmıyordun ya. Bir ara video çekmeyi unuttun hatta o kız için. Hatırladın mı? Sarı niye saçlı ya. Niye kızlar kameraya bakıyor? Vardı ya bir tane. Kim lan? Ben söyleyeyim. Söylememeliydim. Seni mi bileyim? Ne bileyim ya. Hani ama bak, evet. Normalde biraz şey takılıyorsun. Free. Bu kötü anlamda söylemiyorum bunu ama ilişki gerçekten ciddi bir ilişki kafasına girdiğin zaman da gerçekten çok iyisin o konuda. 10 tane oldu bu arada. Vallahi bu 15 tane oldu. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo.